Test Drive'da her hafta farklı bir konu ve konuğu konuk etmeye çalışıyoruz ama bu haftada otomobillerin temel besin kaynağı akaryakıtlarla ilgili sizi daha önce bilmediğiniz şeylere götürmeye çalışacağım. Aslına bakarsanız akaryakıt otomobil için olmazsa olmaz. Her ne kadar biz elektrikli ve hibritlerden çok bahsediyor olsak da dizel ve benzin hayatımızın olmazsa olmazları. Peki bir akaryakıt istasyonuna gittiğiniz zaman karşınıza neler çıkıyor? Bu hafta Shell'in Ataşehir'deki istasyonuna geldik ve burada birazdan Shell'in kurumsal iletişim direktörü Meltem Okyar Perdici ile görüşeceğiz. Enteresan bir deneyim yaşayacağız burada. Onu size aktarmaya çalışacağım. Başlayalım. Merhabalar. Merhaba Vatan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyiyim. Nasıl keyifler? Çok iyiyiz. Bozma gibi. Geçenlerde bir akaryakıt istasyonunda güzel bir broşür gördüm. Aslında birazcık ziyaret etmemin sebebi oldu. Kadınların istihdamı ile ilgili size güzel sorularım olacak. Tamam. İçeri geçelim. Hadi hoş geldiniz, buyurun. Evet Meltem Hanım, teşekkür ederiz bizi öncelikle burada ağırladığınız için ama önce şunu sorayım. İstasyon diyoruz, akaryakıt diyoruz, benzin diyoruz, dizel diyoruz ama arkamda görüyorum milyon tane oyuncak var. Seni seviyorumlar, yılbaşı şeyler. Yani burada bir hayat var. Doğru. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Küçük Bakkalköy istasyonundasınız. Akaryakıtın dışında bir sürü şey var anlatabileceğimiz. Her gün 1 milyondan fazla müşterimizi, misafirimizi ağırlıyoruz istasyonda. 1 milyon. Ve istasyonumuzu ziyaret eden iki misafirimizden bir tanesi marketlerimizi kullanmak için bizi ziyaret ediyorlar. Sebebi de sizin de dediğiniz gibi 1500'den fazla ürün yelpazesi var. Şimdi ben mesela kendime uygun Furby buldum. Rossugen buldum. Evet, oyuncak da alabilirsiniz. Güzel mis gibi kokan bir kahve de alabilirsiniz. Ya da bilmiyorum sıcacık yeni çıkmış bir simit de alabilirsiniz. Ufak çaplı bir model otomobil koleksiyonum var ama hani böyle acil durumlarda böyle bir vardır ya hediye almadan gittim falan bir istasyona girip herhalde bunları da alabiliyor insan. Aynen ama öyle. Ama söylediğiniz rakamlar çok enteresan. Günde 1 milyon kişi. Evet. Dışarıda da bana bahsettiniz. Doğru. Dünya genelinde 30 milyon kişiden bahsettiniz akaryakıt istasyonuna gelen. Dünya genelinde evet 30 milyondan fazla her gün misafirimizi ağırlıyoruz istasyonlarımızda. Türkiye'de de 1 milyondan fazla misafirimiz bizi tercih ediyor. Yani insanlar sadece akaryakıt almaya gelmiyor. En güzel şey aslında bu. Doğrudur. Test Drive programında her hafta söylediğim şey de bu. Yani müşteri beklentileri çok değişti. Yani biz artık yakıt almaya gelirken pek çok şeyi de almaya geliyoruz. İşte insanların kahve ihtiyacı. Eskiden biz Türkiye'de sadece çay içerdik. Şimdi herkes kahvem yok mu? Kahve olmadan ben uyanamıyorum gibi şeyler söylüyor. Yani o yüzden doğru. Kahve ihtiyacı. Mesela ben bunlardan bir tanesiyim. Sabah kalktıktan sonra hemen kahve istiyorum. İstasyona gelip kahve mi alabiliyoruz? O zaman her sabah sizi istasyonunuzda bekliyoruz. Bana bir kahve ısmarlayın. Hemen ısmarlayabilirim. Dediğiniz çok doğru. Tüketici alışkanlıkları çok hızlı değişiyor. Ve biz de o değişime ayak uydurmak için 1500'den fazla ürün 11 kategoride misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Ve buraya ciddi yatırım yapıyoruz. Dışarıda aktaracağınız değişik gördüğüm normal şartlarda akaryakıt istasyonunu görmediğim bir şeyle karşılaştım. Pompada. Bolca kadınların var. Olduğunu evet. Gördüm. Hatta geçenlerde broşürünüzü görmüştüm. Hı hı. Çok önemli bir şey. Bir istihdam yaratılıyor. Normal şartlarda akaryakıt istasyonu dünyanın her yerinde pek şahit olmadığını düşünüyorum. Nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Mart ayında hayata geçirdik projeyi. Shell'in en önemli vizyonu sadece ekonomiye değil, istihdama da ciddi katma değer yaratıyor. Şu anda Türkiye'de 15 bin kişinin üzerinde istihdam sağladığımız çalışma arkadaşımız var. Bu projemiz ise Shell'de Kadın Enerjisi projesi. Mart ayında İşkur'la birlikte başlattık. Sektörümüzde bir ilk olma özelliğine sahip. Örnekte olduğumuz için çok gururluyuz. Bir yılı henüz varmadı. Şu an varmadı. İstasyonu az önce gördüğüm herkes kadın. Evet, bir vardiyamız şu anda Küçük Bakkalköy istasyonumuzun hepsi kadın. Çok güzel. 900'e yaklaştık projeyle birlikte istihdam ettiğimiz kadın çalışan sayımızı. 900 kişi çok başarılı. Hedefimiz 5 yılda 5000. Öyle mi? Evet. Kahve borcunuz var, hemen kahve evet, alalım. Evet, hadi içelim. Evet, kahvemizi istasyonda alıyoruz. Yani ben sabah kalktım, toplantıya gidiyorum, sinirlerim böyle tepemde, niye bu kadar erken kalktım diyorum. İstasyona gelip kahvemi mi aldım? Kahvenizi aldınız ama bu anlattığınız öğlen olsaydı acıkmış olacaktınız. Sandviç mi var? O zaman Deli to go sandviç de alabilirdiniz. Hatta
yerel bir lezzet. Güzel çiğ köfteyi bile buradan satın alabilirsiniz. Çiğ köfte. Aslında güzel. Çeşitli açısından tabii lokal yerlerin damak tadına uygun şeyleri verebilmek çok önemli. Tabii dışarıda da bahsettiğimiz gibi sabah geldik. Bir istasyonda tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz olabildiğince ama benim dışarıda söylediğim gibi ben özellikle mesela seyahatlerde, uzun yollarda istasyon tuvaletlerinin temiz olmasına inanılmaz özen gösteriyorum. Yani burada da galiba özel bir çalışma var, değil mi? Tuvaletler dediğiniz gibi çok önemli. Bizim de hassasiyetle üzerine çalıştığımız ve yatırım yaptığımız bir alan. Hatta bir çalışanımızın fikriyle bu da sektörde bir ilk oldu. Minik misafirlere çocuk tuvaleti yaptık. Ne güzel. Anneler babalar bayağı memnun. Bugün bu istasyonumuzda da bir çocuk tuvaletimiz çok var. Çok önemli. Benim dışarıda gördüğüm size soracağım bir şey de var. İsterseniz oraya geçelim. Olur. Engellilerle alakalı. Çok güzel bir alan gördüm. Orada sanki bir pit stop noktası gibi. Doğru. Onu bana anlatmanızı istiyorum. Doğru. Memnuniyetle. Tabii bakalım. Volkan Bey, marketi gezdik. Gezdik. Kahvemizi aldık. Kahvemizi de aldık. Afiyet olsun. Sağ olun. Şelselek marketlerimiz tüm Türkiye genelinde 42 ilde. Şu anda 350'ye ulaştı. Bu bizim için çok mutluluk verici. Müşterimizin bizi görmek istediği her yerde ürün çeşitliliğini olmak için ciddi şekilde çalışıyoruz. Şu anda öyle bir noktadayız ki çok önemli. Aynen. Yani aslında bir otomobil gazetecisi olarak en sevmediğim alandayız. Hmm. Neden biliyor musunuz? Engelliler için ayrılmış özel park noktasına park eden herkese hakikaten büyük sorunlar yaşıyorum. Şu anda biz buradayız ama bu güzel çok bir neden için buradayız. Aynen öyle. Şu anda Shell engelsiz hizmet alanında bulunuyoruz. Ne yapıyoruz burada? Mavi gördüğünüz alan engelli misafirlerimiz için özel ayırdığımız alan. Misafirimiz arabasıyla geldiği zaman isterse içeriden bir arkadaşımız kendisine önce nasıl yardımcı olabilirim sorusuyla başlıyor. Refakat de edebilir. İstediği ürünleri sipariş de edebilir, bir arabasına binmeden de ödeyebilir. Harika bir hizmet. Ya da tekerlekli sandalye ya da engelli tuvaletini kullanmak isterse de kullanabilir. Sektörde bir ilk olduk. Çok önemli. Müşterilerimizden, misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Meltem Hanım, bana içeride bahsettiğiniz kadın istihdamının olduğu istasyonlardan birindeyiz. Şu anda görüyorum, pompaların başında kadın çalışanlarınız, satış elemanlarınız var. Ben merak ediyorum, müşterilerin tepkileri ne oluyor? Beraber birlikte soralım mı? Memnuniyetle, buyurun. Evet Meltem Hanım, şu anda istasyon çalışanlarımızın yanına da geldik. Merhaba, isminizi öğreneyim. Müzeyyen. Müzeyyen Hanım, kaç yıldır Shell'de çalışıyorsunuz? 6 aydan beri. 6 aydır. Yani bu projeyle birlikte mi oldu? Doğru mu evet, Meltem Hanım? Evet. O zaman şunu merak ediyorum. Benim gibi müşteriler geliyorlar, sizi görüyorlar. Şaşırıyorlar mı? Çok. Çünkü biz genelde alışmamışızdır. Yalan değil. Yani çok. Bayan müşteriler olsun özellikle çok memnun. Burada bizleri görmekten. Yani erkekler mutlu değil mi? Erkekler de çok mutlu. Bence de mutlu olmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben her zaman iş hayatında adaletin, eşitliğin yanındayım ki siz bana dışarıda söylediniz. Doğru. Yönetici katında da %50'ye 50'lik bir oran varmış hakikaten. Şöyle anlatayım size. Lütfen. Erkeklerden daha iyi karşılama bekleniyor. Öyle mi? Sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Her zaman burada olun falan gibilerinden cümleler koyuyorlar. Demek ki yaptığınız işin de neticesini bu şekilde almış Doğru. oluyorsunuz. Doğru. Volkan Bey, diyoruz ki mesleğin kadın erkeği olmaz. Kadın bulunduğu her yeri güzelleştirir. Katılıyorum. Arkadaşlarımız da istasyonumuzdaki hizmet kalitemizi güzelleştirdi, arttırdı. Müşterilerimizin memnuniyeti çok iyi. Geri dönüşler harika. Çok teşekkür ediyoruz. Valla ben teşekkür ederim. Hedefiniz 5 yılda 5000'i tamamlamak. 5000'i yaparsınız bence fazlası olur. İnşallah. İstihdamı artar. Bu hafta İstanbul'da Shell Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyay Perdeci ile birlikteydik. Kendisi bize kadın istihdamının Shell'deki rolünü aktardı ve istasyonlardaki çalışanlarla görüştük. İçerideki marketteki yapılan yenilikleri görmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.